Bir gün Smith ve John adında iki zenci, New York sokaklarında dolaşırlarken bir tabela görürler. Zenciler beyazlaştırılır. Fiyat 100 dolar. Smith'in 101 doları, John'un ise 99 doları vardır. John, Smith'e, "Sende fazla olan 1 doları bana ver, beraber girelim," der. Smith ise, "Önce ben gireyim, eğer beyazlaşırsam sen de girersin," der ve içeri girer. Az sonra içeriden bembeyaz bir şekilde çıkar Smith. John, "Smith, ne kadar da beyazlaşmışsın," der. "Şu 1 doları bana ver de ben de girip beyazlaşayım." Smith cevap verir, "Defol buradan pis zenci." Geçen bunca zamana rağmen ırkçılık ateşi sönmemiştir Amerika'da. Zenciler yine ikinci sınıf insan olarak muamele görmektedirler. En ağır işlerde en düşük ücretlerle çalıştırılmakta, beyazlarla aynı lokantada yemek bile yiyememektedirler. Ana yurtlarından zorla çıkarılarak dilinden, kültüründen koparılan, aile kökenleri, soyadları unutturulan, dahası kim olduklarını bile umursamaz hale getirilen bu insanlar, ancak beyazların eğlence aleti olmaya, onları keyiflendirecek işler yapmaya layık görülmektedirler. Çünkü derilerinin rengi siyahtır. Gökdelenler inşa edilirken barakada yaşamak zorundadırlar. Beyazların egemen olduğu bir toplumda ayaklar altında ezilmeye mahkum edilmişlerdir. Beyaz adamın tarlasını süren, yemeğini pişiren, çamaşırını yıkayan ama "burada oturamazsın, buradan geçemezsin, buraya giremezsinleri" duymak zorunda kalanlar yine onlardır. Kaldırımlarda boş boş gezmeli, beyazlara özenerek bakmalıdırlar. Çünkü onlar zencidirler, yani pis zenci. Yüzyılın başında ırkçı beyaz örgüt Ku Klux Klanlar faaliyetlerine devam etmekte, zencileri sindirmek ve bastırmak için her yönteme başvurmakta, yakıp yıkmakta, öldürmektedirler. Köylerde ve kasabalarda yaşayan siyahları bölgelerini terk etmeye zorlarlar. "Öz yurdunuza dönün," derler, yani Afrika'ya. Oysa onları beyaz adamdır getiren Amerika'ya, yine beyaz adamdır köle yapan kendini. Kendilerine yapılan bunca zulme siyah adamda sessiz kalmamıştır. Bir zamanlar efendisini öldüren kölelerden Hristiyan rahip zenci liderlere kadar. Fakat bu rahip liderler rejimle işbirliğine zorlanacak, zenci hareketin önü kapatılacaktır. Rahip liderler, beyaz efendiye baş kaldırmanın Tanrı tarafından yasak edildiğini, Tanrı katında bile zenci beyaz ayrımı olduğunu söylerler. Bir yanağına vururlarsa öbürünü çevir diyerek beyaz efendinin sömürü mantığının zenci ruhlarda yer etmesine zemin hazırlarlar. Çıkan her ses susturulur. Sesini duyurmak isteyenlere karşı ya satın alma yoluna gidilir ya da şiddete başvurulur. Böylece engellenmeye çalışılır zenci hareketinin yükselişi. Zamanla demokratik hakların da elde edilmesiyle artık sokak gösterileri yapılmakta, yürüyüşler düzenlenmektedir. Siyah adam artık sesini duyurmaya, sorunlarını dile getirmeye başlamıştır. Konferanslar düzenlenir. Kendilerini bu ülkeye getiren, dilini, dinini, kabilesini unutturup geçmişini karanlıklara gömenlerin yüzüne gerçekler haykırılır. Dünün insan sayılmayan zencolarının insanca yaşamak istemeleri beyaz halkı rahatsız eder. Beyazlar karşı gösteriler düzenlerler. Zencilerin örgütlenmesinden duyulan rahatsızlık açıkça hissedilmeye başlanmıştır. Olaylar gittikçe büyümüş, zenci-beyaz çatışmasına dönüşmeye başlamıştır. Düne kadar köleden başka bir şey olmayan zenci kitle sistem için tehlike arz etmektedir.
every day. Hate. Kill Whitey. Kill the police. Kill the pigs. Hate, hate, hate. That's all you hear from. We don't hate nobody because of the color. We hate oppression. We hate murder of black people in our community. Yine zenciler orduya alınmayı reddetmekte, deniz aşırı ülkelerdeki askeri harekatlara katılmayı kabul etmemektedirler. Kurulan zenci örgütlerin sayısı yükselmekte, halk ve örgütler birleşmeye çağrılmaktadır. Hristiyan Zenci Hareketi'nin 100 yılın ortalarındaki en büyük liderlerinden biri Dr. Martin Luther King'dir. Aynı zamanda bir rahip olan Dr. King'in metodu şiddete şiddetle karşılık vermemektir. Kendisi Gandhi'nin felsefesinden etkilenmiştir. King, şiddete karşı olduğunu her konuşmasında üstüne basa basa belirtir. Konferansları anti-şiddet üzerine kuruludur. King'in hareketi zenci kitle arasında oldukça büyük taraftar bulmuş, bir kısım beyazlar da King'in hareketini takdirle karşılamışlardır. King, şiddete şiddetle karşılık vermememiz gerektiğini ne zaman öğreneceğiz der. Oysa şiddete başvuran hep beyaz adamdır. King sık sık tutuklanır, gösteri ve yürüyüşleri polis tarafından zor yoluyla dağıtılır. King, Mississippi gibi zenci grupların daha çok baskı altında olduğu bölgelere yürüyüşler tertipler, kitleye konferanslar verir. Şiddet yoluyla bir yere varılamayacağını anlatır. Kendisi Nobel Barış Ödülü adayıdır. Öte yandansa gösterilerini zor kullanarak şiddet yoluyla engelleyen beyaz adamdır. 300 yıldır olduğu gibi zulme maruz kalan yine siyahlardır. Çünkü derilerinin rengi aynıdır. Hala pis zencidir onlar. Siyahların bir kısmı ruhen beyazlaştırılmıştır. Tıpkı 300 yıl önce kaçmaya çalışan tarla kölelerine, ev kölelerinin karşı çıktığı gibi 60'lı yıllarda da ev köleleri mevcuttur. Fakat yine de zulme ve sömürüye isyan ruhu insanlarda her zaman var ola gelmiş, onlara güç vermiştir. Fakat şiddet yine beyaz taraftan gelecek, Dr. King balkonunda ölü bulunacaktır. Yine o yıllarda zenciler için mücadele veren örgütlerden biri de Kara Panterler'dir. Bu örgüt, zencilerin nispeten daha fazla baskı altında olduğu Mississippi eyaletinde de çalışmalar yapmış, siyasi parti olarak seçimlere katılmıştır. Fakat zamanla Kara Panterlerin fikri boyutu değişecek, başlangıçta zenci haklarını korumak için kurulmuş bir örgütken, zencilerin üstünlüğünü savunan ırkçı bir harekete dönüşecektir. Kara Panterlerin Mississippi adayı çıktığı seçim gezisinde öldürülecek ve örgütün faaliyetleri zamanla duracaktır. Siyahlar için çalışan kurumlardan kısa adı NAAAP olan zencilerin ve yerli halkın durumunu iyileştirme kurumuydu. Haklarını savunacak birilerini arayan zenciler için bu oluşumda faydalı işler yapmıştır. Ve 100 yılın ortalarında Müslüman olduklarını söyleyen bir grup siyah da mücadele vermekteydi. Elijah Muhammed'in liderliğini yaptığı bu grubun adı Nation of Islam'dı, yani İslam milleti. Grubun lideri Elijah Muhammed 1931'de ortaya çıkarak kendisinin Tanrı'nın elçisi olduğunu anlatan Wallace D. Fard'ın talebesidir. 1934 yılına gelindiğinde Wallace D. Fard ortadan kaybolacak ve yerini daha sonra ismini Elijah Muhammed olarak değiştiren Elijah Paul alacaktır. Elijah'dan sonra grubun ikinci adamı olarak görülen ve çok kısa zamanda gruba binlerce kişinin katılmasını sağlayan biri daha vardır. Malcolm X. Malcolm Liddell 19 Mayıs 1925'te Nebraska'nın Omaha kasabasında doğar. Babası Baptist bir rahiptir ve Malcolm 6 yaşındayken öldürülür.
Bir süre sonra aile yardım kurumları tarafından dağıtılır ve küçük Malcolm Kohanna'ların yanına verilir. Dersleri çok iyidir. 7. sınıf tatilinde Boston'daki ablasının yanına gider. Döndüğünde değişmiş ve büyük şehirden etkilenmiştir. O yıl öğretmenine avukat olmak istediğini söylediğinde, bunun bir Zenco için uygun bir meslek olmadığı, marangoz olmasının daha iyi olacağı cevabını alacaktır. Ortaokulu bitirip ablasının yanına Boston'a gider. Çeşitli işlerde çalışır. Akşamlarını da dans salonlarında geçirmektedir. Sonra Boston-New York arasında sefer yapan trenlerde garsonluk yapar. Bu sayede New York'u görme, Harlem'i tanıma fırsatını elde eder. Bir süre sonra Harlem'e yerleşir. Barlarda esrarlı sigaralar satar, kadın pazarlar, bazı semtlerin piyango işlerini yönetir. Silah taşımakta ve fazla miktarda uyuşturucu kullanmaktadır. Bir piyango yöneticisiyle düştüğü anlaşmazlık sonucu Boston'a kaçar ve bir çete kurar. Ocak 1946'da çaldıkları malları satarken yakalanırlar. Malcolm 10 yıl hapse mahkum edilerek Charlestown hapishanesine gönderilir. Artık Hindistan ceviziyle kafa bulmaktadır. Bimbi adındaki bir mahkumdan etkilenerek kitap okumaya başlar. Bu arada Müslüman olan kardeşi Reginald, Malcolm'ı ziyarete gelir ve ona beyaz adamın şeytan, Tanrı'nın adının Allah olduğundan ve Elijah adında birisine göründüğünden bahseder. Malcolm, Elijah'nın öğretisine bağlanmıştır. 7 Ağustos 1952'de hapisten çıkar. O yıl Detroit'e giden Malcolm Liddell, Elijah Muhammed'le görüşür. Daha sonra soyadını X olarak değiştirir. The Honorable Elijah Muhammed teaches us that it is time for you and me to stand up for ourselves. It is time for you and me to see for ourselves. It is time for you and me to hear for ourselves. And it is time for you and me to fight for ourselves. We don't need anybody today speaking for us, seeing for us, or fighting for us. We'll fight our own battles with the help of our God. Nation of Islam zamanla siyah Müslümanlar olarak da anılmaya başlanır. Sosyal faaliyetler artmakta, yeni mabetler açılmaktadır. Çocukların eğitimi için okullar kurmuşlardır. Artık faaliyetler ülke çapında yapılmaya başlanmıştır. Her geçen gün büyüyen İslam cemaati ilgi uyandırır. Ama ilginin odağı Malcolm X'ten başkası değildir. Siyah Müslümanlar denilince Elijah Muhammed'den önce Malcolm X akla gelir olmuştur. Fakat X her konuşmasında Elijah Muhammed'i ön planda tutmaya gayret gösterir. Good as a white man, but better than the white man. Elijah Muhammed'e olan hayranlığı da sürmektedir Malcolm'ın. Who is he to be equal with? You look at his skin. You can't compare your skin with his skin. Why your skin look like gold beside his skin. You find that old pale thing. Laying out in the sun, trying to get to look like you. That old pale thing. Bu küçük yapılı, bu şirin zat, muhterem Elijah Muhammed, Allah'ın elçisi. O Allah ki Amerika'nın en güçlü siyahı kıldı onu. Bu sinsi beyazlar, beyazlara cennet ve siyahlara cehennem olan şu Kuzey Amerika bataklığında beyni yıkanmış kara cahil tüm siyahların ve sizin ve benim içimizdeki uyuyan devlerimizi dürtükleyip uyandırmasını istemiyorlar muhterem Elijah Muhammed'in demektedir Malcolm X. Toplantılarda Malcolm ve diğer hatipler konuşmalarını bitirip kürsüye her şeylerini borçlu oldukları adamı yani muhterem Elijah Muhammed'i çağırmaktadırlar. Sahneye az solist edasıyla en son çıkan Elijah da kitleye hitap etmektedir. Yeah.
Onlara İslam diye bir şeyden bahsetmekte, ezilmiş insanları öğretisine çağırmaktadır. Oysa bahsettiği şeylerin İslam'la ilgisi yoktur. Sadece adı İslam'dır, o kadar. Artık dergiler ve gazeteler Malcolm X'ten bahsetmekte, radyo ve televizyonlar X'le röportajlar ve söyleşiler düzenlemektedir. Malcolm X artık Nation of Islam'ın resmi sözcüsü durumundadır. Ama Malcolm X birinci adam olmamaya kararlıdır. Her geçen gün çok etkili ve nüfus sahibi bir hatip haline gelmektedir. Konuşmalarında beyaz adamın siyah adama yaptıklarını anlatır. Beyaz adam şeytandır. Bütün suç onundur. Çünkü siyah adamın bu durumda olmasının tek sebebi beyaz adamdır. Beyaz adamın iyi olmasının düşünülemeyeceğinden bahseder. Bazı çevreler ise Malcolm X'i şiddet konusundaki tavrı yüzünden eleştirmektedir. Çünkü diğer yanda zincirlerin haklarını şiddete başvurmadan savunma yoluna giden Dr. Martin Luther King vardır. King, özgürlük ve adalet için şiddete başvurmadan mücadele edeceğiz derken Malcolm X şöyle demektedir. Bu arada ünlü boksör Cassius Clay Müslüman olur ve siyah Müslümanlara katılır. Adını Muhammed Ali olarak değiştirmiştir. Muhammed Ali'nin o yıllarda dünya şampiyonu olması ve siyah Müslümanlara katılmasıyla örgütün popülaritesi artar. 1959 yılının sonuna doğru Nefretin Doğurduğu Nefret adlı programın yayınlanmasıyla siyah Müslümanlar ülke çapında duyulur. Programda nefret tellalları, siyah ırkçılar, Hristiyanlık düşmanları imajı verilmeye çalışılır. Polis tarafından dövülen bir Müslümanın Malcolm X ve kalabalık bir Müslüman zenci topluluğu tarafından teslim alınmaya gidilmesiyle Harlem ve civarı örgütü tanır. Gazeteler gösteriye dönüşen bu olaydan bahseder. Amerika'da yaşayan her beyaz, bir siyahın gözlerinin içine baktığında diz çöküp yakarmalı, "Mahcubum, çok mahcubum, benim renktaşlarım senin renktaşlarına karşı tarihin en büyük suçunu işledi. Bunun bedelini ödemem için bana fırsat vermeyecek misiniz?" demeli. "Ama siz, kardeşler ve bacılar, bir beyazdan bunu yapmasını bekleyebilir misiniz?" der Malcolm X. "The white man brings it to Harlem. The white man makes you a drug addict. The white man then puts you in jail when he catches you using drugs." Elijah Muhammed'e olan tutkusu da günden güne büyümektedir. Aktif kişiliği ve mükemmel hitabetiyle kitleleri etkilemektedir. Bir zamanlar kendisinin de içinde bulunduğu pisliği iyi tanımakta, insanların nelerden etkileneceğini bilmektedir. Siyahlar aradıklarını onda bulmuşlardır artık. Wallace D. Fard'ın Illinois'da açtığı İslam Üniversitesi de faaliyetlerine devam etmektedir. Wallace D. Fard, 1931 yılında Detroit'te de bir İslam Üniversitesi açmıştır. Fard'ın açtığı yol, Elijah Muhammed ve Malcolm X'le devam etmektedir. Of slave labor, 310 years, every day of which your and my mother and father worked for nothing, not 8 hours a day. Bu arada olaylar büyür. Gösteriler polisle çatışmaya dönüşür. Polis, siyahların gösterilerini şiddet yoluyla önlemeye çalışmaktadır. Polisin bu tutumu karşısında anti şiddet yoluyla bir yere varılamayacağı düşüncesi siyahların bir kısmını Malcolm X'e yaklaştırır. Tabii bazı çevrelerde olaylardan Malcolm X'i sorumlu tutmaktadır. Şiddet önlenemez bir şekilde yükselişe geçmiştir. We are peaceful people. We are loving people. We love everybody who loves us. But we don't love anybody who doesn't love us.
people who are nonviolent with us. But we are not nonviolent with anyone who is violent with us. California last year, the police shot Ronald Stokes through the heart. Zamanla Malcolm X, Elijah Muhammed'in vekilliğine kadar yükselir. Vekil Malcolm'dır artık o. Ama bu hızlı yükseliş bazı çevreleri rahatsız etmiş, X'in aleyhinde söylentiler çıkarılmıştır. Oysa Malcolm'ın gözünde davasından başka bir şey yoktur. Oturduğu ev bile kendisine değil cemaatine aittir. Teşkilat içinde bazı menfaat oyunlarının döndüğünü Malcolm aklından bile geçirmiş değildir. Bu gergin hava içerisinde John F. Kennedy, Dallas'ta bir suikast sonucu öldürülür. Müslüman varlığa karşı tutumundan dolayı daha önce de pek çok defa eleştirdiği Kennedy için X, hiç üzülmediğini belirtir. O gün yaptığı, Tanrı'nın Beyaz Amerika'yı yargılaması başlıklı konuşmasından sonra kendisine yöneltilen bir soruya, "Görebildiğim kadarıyla bu olay bir bakıma tavukların tünemek için kümeslerine dönmesi gibi bir şey" şeklinde cevap verir. Ertesi günkü gazeteler, siyah Müslümanlar adına Malcolm X, "Tavuklar tünemeye dönüyorlar kümeslerine" şeklinde manşetler atarlar. He has to be a trickster. Even if he's the president, that doesn't stop him from being a trickster if he's making tricks. Anytime a man running for president tells Negroes what he's going to do for them when he gets in office, and after he gets in office, he has time to do something for everybody else except the people that put him in office. Bu açıklamalardan sonra X, 90 günlüğüne cemaatten uzaklaştırılır ve yaptığı bu tarz açıklamaların cemaate zarar verdiği söylenir. Kararı saygıyla karşılayan Malcolm X, bu süre içinde Orta Doğu ülkelerini ve Mekke'yi kapsayan bir seyahate çıkacağını açıklar. Çıktığı yolculukta bazı Asya ve Afrika ülkelerini gezer, devlet başkanlarıyla görüşür, Mekke'ye gider, hac farizasını yerine getirir. Malcolm, kendilerine yıllarca anlatılandan farklı bir İslam bulmuştur karşısında. Sarışın, mavi gözlü Müslümanlarla karşılaşmış, aynı safta namaz kılmıştır. İslam'ın ırklar ve renkler üstü evrensel anlayışı, şimdiye kadar yaptıklarının ırkçılıktan başka bir şey olmadığını öğretmiştir Malcolm X'e. Düşünceleri değişmiş, gerçek İslam'ı tanımış, onunla şereflenmiştir Malcolm. Bu düşüncelerle döner Amerika'ya. Yaptığı basın toplantısında siyah Müslümanlardan ayrıldığını ve Afro-Amerikan Birliği'ni kurduğunu açıklar. Siyahlara faydalı olabilecek herkesle çalışabileceklerini belirtir. Sakal bırakmış, adını Malik el-Şahbaz olarak değiştirmiştir. Artık o siyah Müslümanlardan biri değildir. Yıllarca taparcasına sevdiği kişi tarafından susturulmuştur. Oysa cemaatten ihracının sebebi Kennedy hakkında yaptığı konuşma değildir. Çünkü X daha önce de çok şiddetli konuşmalar yapmış, kimse bir şey dememiştir. Kennedy'nin öldürülmesinden kısa bir süre önce Elijah Muhammed'in iki sekreteri tarafından Elijah aleyhine babalık davası açılmıştır. Miss Rosary ve Miss Williams 1957 yılından beri Elijah Muhammed ile teklifsiz yaşadıklarını, ondan çocukları olduğunu söylemektedirler. Başlangıçta yıllarca saklanan bu rezalete Malcolm X bir türlü inanamamıştır. Fakat Malcolm, Elijah'nın sekreterleriyle bizzat görüşür ve zina olayını öğrenir. Daha sonra bunu Elijah'nın kendisiyle yüz yüze görüşür. İnsanların cemaati için haram kıldıklarını, kendileri için helal kılmalarını, zina yapıp lüks içinde yaşamalarının meşru görülmesini bir türlü anlayamaz.
Yıllar sonra ve ben ahlakının herkesten yüksek olduğunu iddia eden birisinin ahlaksızlığına karşı çıktım çünkü, diyecektir Malcolm. Evet, Malcolm X'in cemaatten ihracının tek ve gerçek sebebi onun liderine değil, doğrulara bağlı olması ve yanlış içinde bulunanları sorgulamasından başka bir şey değildir. İşte Malcolm X'in hayat hikayesinin en önemli noktası budur. Malcolm bu arada Kökler dizisiyle tanınan ünlü yazar Alex Haley ile de hayatını anlatan bir kitap hazırlamaktadır. Malcolm X'in hayatı bu kitapta yazarın kalemiyle X'in ağzından anlatılmaktadır. Kitap Türkiye'de İnsan Yayınları tarafından çıkarılmıştır. Malcolm artık davasının anlaşılması için uluslararası seyahatlere çıkmakta, değişik ülkelerde konferanslar vermektedir. İzlediğiniz görüntüler X'in Londra'da Oxford Üniversitesi öğrencilerine verdiği konferansa aittir. X, Paris'te de bir konferans vermek için Fransa'ya gitmiş, fakat yetkililer tarafından ülke için istenmeyen adam ilan edilmiş ve ülkeye sokulmamıştır. Daha sonra Frankfurt, Kahire, Sudan, Nijerya, Ghana, Liberya, Senegal, Fas, Türkiye, Londra ve Kanada'ya seyahatler düzenler. Kurmuş olduğu Afro-Amerikan Birliği'ni tanıtır. Artık Malcolm meşhur sözünü söylemektedir. Gerekli olan bütün yollarla. Artık hem kendisi hem ailesi tehdit edilmektedir. Mektupla ve telefonla gelen tehditlerin ardı arkası kesilmez. Ölümden korkmadığını binlerce kez söylemiştir Malcolm ama öldürüleceğini de anlamıştır. 14 Şubat 1965'te Malcolm X'in evi bombalanır. Malcolm X ve ailesi olaydan yara almadan kurtulurlar. Zaten Malcolm uzun zamandan beri ölümle tehdit edilmektedir. X eylemi siyah Müslümanların gerçekleştirdiğini söylerken, öte yandan siyah Müslümanların sözcüsü Malcolm X'in evini kendisinin bombaladığını ve bunu reklam olmak amacıyla yaptığını söylemektedir. Bir yanda bombalanan evi, diğer yanda yıllarca beraber olduğu insanların yaptığı açıklama. Şu koskoca dünyada yapayalnız kalıvermek. 21 Şubat 1965'te Audubon Dans Salonu'nda vereceği konferansın son konuşması olacağını anlamışçasına vedalaşır ailesiyle. Hanımı ve 4 çocuğu ön sıradadır. Arka sıralarda çıkarılan karışıklıkla izleyicilerin bütün dikkati oraya çekilmiş ve yine ön sırada oturan 3 kişi Malcolm'a ateş etmiştir. Kendisine isabet eden 16 kurşunla yerdedir koca Malcolm. Bir zamanların zencosu. Harlem'in kızıl delikanlısı, Elijah'ın vekili Malcolm ve Müslümanların yüz akı El Hac Malik El Şahbaz yoktur artık.
İnsanlar ölen kardeşlerinin cenaze namazını bile nasıl kılacaklarını bilememekteydiler. Hristiyan adetlerine göre bir süre teşhir ettiler Malcolm'ı. Aynı saatlerde New York City'nin Harlem semtinde Birlik cenaze evinde Malcolm X'in naaşını görmek için gelenler, bir ara içeriye koyu renk elbise giyinmiş, beyaz sarıklı, beyaz sakalı göğsüne kadar uzanan ve elinde çatallı bir asa taşıyan yaşlı bir adam başkanlığında aşağı yukarı 12 kişilik bir heyetin dalması üzerine son derece şaşırmışlardı. O yaşlı adam Şeyh Ahmet Hasan adında Sudanlı bir Sünni Müslümandı. Bu zat Mekke'de 35 sene hocalık yapmış ve Malcolm X'le orada tanışmıştı. Şeyh Hasan bir süre sonra Malcolm X'in cesedini İslami usullere göre defne hazır hale getirdi. Önce teşhir için açıkta tutulan cesede giydirilmiş olan batılı kıyafetlerin hepsini çıkardı sırtından. Ve çenesinde toplanmış çeyrek sakallı yüzü kaldı kefenin dışında. Daha sonra Malcolm'un cenaze namazı kılındı ve defne hazır hale getirildi. Malcolm, geride, gözü yaşlı karısı ve dört kız çocuğu Attila, Kubilay, İlyas ve Cemile'den başka hiçbir şey bırakmamıştı. Şehit, yolu kutlu, kanı bereketli şehit. Şehit tohum, şehit gelecek. Şehit, şehitler. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz farkına varamazsınız.